İsim neydi abi? Benal Aybar. Evet. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah iyi. Yaşarımıza çay içeceğiz. Biraz kendini anlat abi. Hayat nasıl gidiyor, yaşam nasıl gidiyor? İsmim Benal Aybar. Bu köyde yaşıyorum. Genç çiftçilerimden biriyim. Köyümüzün tanıtımı ile ilgili buraya geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Böyle bir programda bizlere de yer verdiğiniz için. Ben de bu köyün tanıtımı için bir sponsor denildi. Ben de gönüllü olarak razı oldum. Evet. Çok güzel bir program. Yozgat'ta yaşıyorum. Çocuklarım orada okuyorlar. Ailem orada. Ben gelip gidiyorum sürekli. Köyümüzün gurbetteki insanlara, Ankara'da kalan, yurt dışında kalanlarına daha iyi bir hizmet sunabilmek için böyle bir program da yapıldı. Biz de katkı sunduk. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Evet, peki köyde çiftçilik yaparken ne kadar, kaç dönüm arazi ekiyorsun? Ektiğin emeğinin karşılığı çıkıyor mu? Bu sene nasıl geçti çiftçilik? Şimdi ben bir yıl nadas, bir yıl ekemek olmak üzere toplamda 2000 dönüm arazi ekiyorum. Nohut, mercimek, şeker pancarı, yani çiftçiliğin yapabildiği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Tabii ki şartlar, yani bugün mazot yerinde durmuyor, gübre yerinde durmuyor. Yıllardır bu böyledir. Bir gün kar edersin, bir gün zarar edersin ama çiftçi olduğun sürece de bırakamıyorsun, devam ediyorsun. Bu yıl olmadı, gelecek yıl olacak diye düşünerekten devam ediyoruz. Çok şükür hiçbir zaman açta kalmadık, açıkta da kalmadık. Evet, peki köyümüzün etrafındaki arazilerin isimleri nelerdir? Şu tarafa ne diyorsunuz, o tarafa ne diyorsunuz? Şimdi bizim en büyük şeyimiz, köyümüzde bir tane çeşmemiz var arazimizde. Yukarı Pınar diye geçiyor. Evet. Duzla, Yukarı Pınar, Karaçalı, Cılgalı, eski ismi Cebelkale ama şimdi ismi Cılgalı, Gücükburnu, Uluyor. Genelde mevkilerimiz bu şekilde. Peki sizin köyün arazileri para ediyor mu? Şu anda dönümü piyasada ne kadar? Şimdi o anlaşmaya satın da bağlı, satıma da bağlı. Bizim şimdi da şu an 15-20 civarında dönümü. Şu an bizim burada da öyle 10 bin lira, 15 bin lira yeni çıktı bu fiyatlara gerçi de. Evet, 2-3 senedir. Evet, 2-3 senedir daha ucuzdu. Aynen. Peki şöyle gurbettekilere, seni tanıyanlara bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Öncelikle bizi burada izleyen herkese, gurbetteki bütün Kaşkışla köylülere, herkese ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımızı sunarız. Büyüklerimizin ellerinden öperim. Yurt dışında yaşayan Avusturya'da ablam Özlem Açıkgöz, eniştem Yalçın Açıkgöz, yeğenim Can Açıkgöz'e, kız kardeşim Ankara'da ikamet eden Suna Topuz'a, eniştem Hüseyin'e, çocuklarına, herkese çok çok selam ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.